Bu videoyu izlediğine göre benim gibi senin de lehimleme hayatının bir parçası. Ben her zaman daha pratik bir yöntem var mı diye düşünen bir insanım. O yüzden çeşitli yöntemleri denemeyi seviyorum. Mesela ekmek kızartma makinesi, mini fırın ve ocakta yaptığım lehimleme videolarım var. Sıcak hava istasyonlarını tabii ki kullanıyorum. Çeşitli havyalar tabii ki kullanıyorum ama her zaman daha iyisi var mı diye aklımın bir köşesinde duruyor. Ben de bu TS100 ve TS80P'yi üreten Miniwayr şirketinin ürettiği bu ilginç ürünü çok merak ettim. Biraz araştırdım. Aklıma yattı. Çeşitli alanlarda kullanacağım. Birazdan nasıl kullanıldığını göstereceğim. Hemen başlayalım. Bu arada ürünün linkini ve indirim kuponunu açıklama kısmında paylaştım. Videoyu izledikten sonra almaya karar verirsen indirim kuponunu da kullanabilirsin. MHP30'un çeşitli özelliklerini test etmek için tabii ki PCB'lere ihtiyacımız var. Ben de bu videonun da sponsor olan PCBay'den daha önce sipariş verdiğim test kartlarım vardı. Çeşitli yerlerde kullanmayı düşündüğüm. Şimdi onları yine daha önce videosunu çektiğim masaüstü testereyle kesip temizleyip MHP30'un üzerine koyacağız ve bakalım nasıl lehimleyecek. MHP30 güzel bir kutuyla geliyor ve içerisinden MacBook Pro'larda da olan 65 wattlık güçlü bir adaptör çıkıyor. Adaptörün bir tarafı Type-C, diğer tarafı aslında Amerikan uçlu ama Avrupa'da yani bizim Türkiye'de de kullandığımız sistemle uyumlu bir ucu da üzerine takıp göndermişler. Dolayısıyla Türkiye'deki prizlere doğrudan takarak kullanabiliyoruz. Diğer sevdiğim özelliklerden bir tanesi de silikon Type-C kablosu. Silikon olmasının iki güzel özelliği var. Birincisi sağa sola çekerken çok yumuşak olduğu için hemen şekil alabiliyor. İkincisi de ve daha önemlisi de ısıya dayanıklı. Yani yanlışlıkla oradaki sıcak bir yerlere dokunursa lehim yaparken hemen eriyip dağılmıyor, mahvolmuyor ve zarar görmüyor. Ve son olarak MHP30 çıkıyor içerisinden. Gerçekten küçücük bir şey. 3 santime 3 santimetrelik alanları lehimlemek ya da lehimleri sökmek ya da tamir yapmak için kullanılıyor. Şimdi küçükmüş gibi gelmesin size. Boyu gerçekten çok güzel. Devasa bir kartınız olabilir ama bunun küçük bir yerinden bir şey sökerken sıcak hava istasyonu bir elinizdeyken diğer elinizde cımbızla falan işlem yapmaktansa kartı bunu oturtup kullanmak gerçekten çok keyifli. Birazdan lehimlerken zaten bu kullanım kolaylıklarını göreceğiz. Şimdi MHP30'a biraz daha yakından bakalım. Üstündeki nano seramik kaplamalı tablo gerçekten kolaylıkla temizlenebiliyor ve ısıyı hemen kaybetmiyor. Yani biz kapatsak bile hemen soğumadığı için gerçekten sanki bir fırında lehimlemiş gibi bir his veriyor. Üzerindeki ısınan parçanın sökülüp takılması da faydalı olmuş. Çünkü belki ileride daha küçük, daha büyük boyları çıkabilir ya da zarar gördüğünde, kırıldığında, bozulduğunda yenisiyle değiştirebiliriz. Hemen bu ısınan tablonun altında da bir renk değiştiren LED var. Bunun renkleri de ısınma durumuna göre, yani çalışma durumuna göre değişiyor. Dolayısıyla biz de uzaktan bakarken ısınıyor mu, soğuyor mu, çalışıyor mu, çalışmıyor mu bunu kolaylıkla anlayabiliyoruz. Bu da güzel olmuş. Yine ürünün altındaki şu şeyleri de çok beğendim. Küçük olduğu için dengesini kaybedebilirdi. O yüzden böyle bir ayak koymaları da gerçekten dengeyi sağlamak açısından güzel olmuş. MHP30'u TS80 ve TS100'ü üreten firma ürettiği için menüleri ve ekranı aynı. Hatta butonları da aynı. Kullanırken hiçbir yabancılık çekmiyoruz. İçinde yine STM32 işlemcisi var. Yine firmware upgrade falan yapabiliyoruz. Anlayacağınız TS80'de, TS100'de ne varsa bunda da aşağı yukarı aynı şeyler var. Şimdi MHP30'u kullanıp sahada görelim. Bu aslında lehimlemek için kullanıldığı gibi ön ısıtma için de kullanılıyor, lehim sökmek için de kullanılıyor, tamir için de kullanılıyor. Ben ilk etapta daha önceden bir mikrodenetleyici lehimlediğim devre kartım vardı. Onu artık kullanmadığım için mikrodenetleyiciyi söküp ileride kullanmak için saklayacağım. Bir sökerek deneyelim bakalım. Güzel bir şekilde kolaylıkla eritti. Ben 350 dereceye ayarlamıştım ama şunu fark ettim. 350 derece gerçekten çok yüksek bir ısı. Ben böyle 350'ye ayarlarsam böyle biraz daha hızlı ısınır gibi düşünüp maksimum derecesi olan 350'ye getirmiştim. Devre kartının içindeki o sıvı falan aktı.
Yani biraz rengi de koyulaştı. Bu gerçekten çok yüksek bir ısıymış. Kırmızı devre kartın aşırı ısınıp rengi koyulaşınca ben de 250 dereceye ayarladım ve gerçekten 250 derece verip vermediğini ölçtüm. Tam olarak 250 derece veriyor ve bunu çok iyi bir şekilde koruyor. Düşmüyor, yükselmiyor. Gerçekten içerisindeki ısıyı koruma algoritması güzel bir şekilde çalışıyor. Sonrasında 16 pinli, yani bacakları birbirine çok yakın Type-C lehimledim ve lehimi biraz fazla koyduğum için çok doğal olarak bunlar kısa devre oldu, ama burada yine güzel bir özellik ortaya çıkıyor MHP30 için. Alttan ısıtmaya devam ettiği için biz fişini kapatsak bile hemen soğumuyor ya. Hemen havya ile ucuna dokunup o fazla lehimi aldığımızda geriye kalan lehim gerçekten çok kıvamında oluyor. O yüzden bu tip tamir ya da düzenleme gibi işlerde de işimizi kolaylaştırıyor. Sonrasında da çok küçük komponentleri nasıl lehimliyor? Çünkü o komponent çok küçük olduğunda hafif olduğu için böyle tam oturmayabiliyor ya da bir tarafı havaya kalkabiliyor. Daha önceki videolarımda böyle görüntüler yayınlamıştım. Bakalım burada 0.4-0.2 kadar çok küçük, yani cımbızla bile zor tuttuğumuz komponentleri nasıl lehimliyor. Bu 0.4-0.2 komponentlerinde bulunduğu voltaj regülatörü devresi gerçekten çok küçük bir devre ve komponentler de çok küçük. Güzel bir şekilde lehimledi. Üzerinde cımbızla müdahale etme şansım olduğu için, yani fırına koysaydım eğer ben bunu, komponentlerden biri kaydığında herhangi bir şey yapamayacaktım. Çünkü fırının içine elimi sokamayacaktım, ama burada hemen üzerinden bakarak cımbızla ufak dokunuşlar yapıp daha sonraki tamir zamanını azaltmış oldum. Şimdi son olarak ağır bir komponent lehimlemek istiyorum. Bunu lehimlemek istememin sebebi de şu: ağır komponentleri sıcak hava istasyonu gibi bir şeyle ısıttığımızda ısı eşit dağılmadığı için yerine tam oturmuyor. Mesela biraz çapraz ya da biraz yamuk koyduysak aynen o şekilde kalıyor. Hatta bir tarafları havada bile kalabiliyor. Bunu fırın gibi böyle çok geniş yüzeyleri de ısıtabilen bir sistemde ise de kayarak yerine oturabiliyor. Şimdi bunun üzerindeki GSM modem gerçekten ağır bir komponent ve çok büyük bir komponent. Eğer ısı eşit dağılırsa böyle kayarak yerine oturacak ve ben yamuk koysam bile bunu telafi edecek. GSM modem beklediğim gibi kayarak yerine oturdu ve o yamukluklarını da kendi kendine gidermiş oldu. Çünkü alttan gelen ısı gerçekten eşit bir şekilde dağılıyor. Şöyle bir genel olarak toparlayalım MHP30'u. MHP30 sadece tamir için ya da sadece bir şey sökmek için değil, gerçekten lehim yaparken de kullanabileceğimiz bir ürün. Küçük olmasının avantajlarından bir tanesi, çok büyük bir kartımız bile olsa onun üzerindeki küçük bir parçayı sökmek için sadece o bölgeyi ısıtabiliyoruz. Ben bunlar için de testereyle böyle tahtalar kestim. Tahtaları bunun yanına koyduğum zaman çok büyük kartları da üzerine oturtup istediğim bölgesini artık sökebileceğim. En çok işlevsel olan özelliklerinden bir tanesi, hemen lehim yaparken üzerinde cımbızla ya da sökerken ya da tamir yaparken cımbızla hemen müdahale edebiliyoruz. Bunu fırının içindeyken yapamıyorduk. Sıcak hava istasyonuyla yaparken de hem üfleme olduğu için bazen küçük komponentler uçabiliyordu, ama bunda böyle bir şey yok. Yine benim için göz güzelliklerinden bir tanesi de, ben yaptığım şeylerin videosunu çok çekiyorum. Yani YouTube'a video yüklerken lehimi güzel göstermem lazım. Fırının içine kamera sokamıyorum ya da sıcak hava istasyonuyla yaparken gerçekten zor oluyor. Bir tarafta kamera, bir tarafta mikroskop, bir tarafta mikrofon. Her şey birbirine girebiliyor. Bu gerçekten benim işimi çok pratik hale getirecek. Gücüyle ilgili bahsetmem gerekirse 350 dereceye kadar ısınıyordu. 350 derece gerçekten muazzam fazla bir ısı. Yani gerçek 350 dereceyi verdiği için söylüyorum. 220 derecede çok güzel bir şekilde eriyor, ama ben 250 derecede kullanmanızı tavsiye edebilirim. 65 wattlık güç kaynağı bayağı güçlü. Bu zaten 60 wattla çalışıyor. Fazlasıyla yetiyor, ama Type-C özelliği olduğu için Type-C özelliği olan bir powerbankle bile bunu çalıştırabiliriz. Belki biraz daha geç ısınır ama powerbankle de çalışıyor. Dolayısıyla bu kadarcık küçük bir şeyi, yani cebinize koyup powerbankle beraber gidip istediğiniz her yerde lehim yapabiliyorsunuz. Bu özgürlüğü de bize sunuyor. MHP30 ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi yeni aldığım şu küçük süpürgeden de bahsetmek istiyorum. Ofis ortamında 3 boyutlu yazıcıyla uğraşıyoruz. Bazen bunların kenarlarını köşelerine kesiyoruz. Yere bir şeyler düşebiliyor ya da zımparalıyoruz.
masanın üzerine küçük parçalar düşebiliyor. Böyle şeyleri ben normalde bezle siliyordum ve yere düşen parçaları da elektrik süpürgesiyle çekiyordum. Ama elektrik süpürgesiyle çekerken kablosunu aç, fişe tak, geri götür, başka bir odaya koy gibi şeylerle çok vakit kaybediyoruz esasen. Şimdi bununla beraber şurada hemen duruyor. Alacağız. Mesela 3 boyutlu yazıcıyla bir şey yaptım ya da testereyle bir şey kestim. Tek tuşa basınca bunu hemen vakumluyor ve filtresinde biriktiriyor. Vakum gücü de gerçekten çok fazla. Böyle elimi falan çekiyor ya da bir karton kutunun kapağını falan açabilecek kadar vakumu da var. Yanında gelen başlıklarla beraber de klavye gibi yüzeyleri ya da koltuk arası gibi yüzeyleri de temizleyebiliyoruz. Mesela araba gibi yerlerde de kullanılabilir. Diğer taraftan arkasına takılan uçlar da var. O uçlarla da üfleme yapabiliyoruz. Yani bazen temizlemek değil de bir şeyi üfleyerek oradaki kiri sökmek de gerekebiliyor. Aynı zamanda üçüncü bir özellik olarak da o üfleme uçları balon ya da böyle şişme bot gibi şeylerle de uyumlu. Mesela tatile giderken çocuğunuzun şişme botunu şişirmek için de kullanabiliyorsunuz. Ya da şişme yatak, deniz yatağını şişirmek için de kullanabiliyorsunuz. Gerçekten hem itme hem vakum gücü bayağı yüksek. Aynı zamanda da USB ile şarj olması da güzel bir özellik olmuş. Hem MHP30'u hem bu yeni mini süpürgeyi gerçekten beğendim. Ve ofiste bundan sonra sık sık kullanacağımı düşünüyorum. Senin de bildiğin, kullandığın böyle hayatımızı kolaylaştıran pratik ürünler varsa tabii ki bizim sektörle alakalı, bunları yorumlarda benimle paylaş. Ben çünkü seninle paylaşıyorum, sen de benimle paylaşırsan ben de yeni şeyler öğrenmiş olurum. Hem de bunları böyle sponsorlarımdan isterim, incelerim. Güzelse hepimiz kullanırız, kötüyse de almayız, paramızı çarçur etmeyiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, iyi ki varsın, hoşça kal.